Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördünüz zaten, şu koca paketin içerisinde düşürmeden size göstermeye çalışayım hemen. Şu ürünlerin arkadaşlar hepsi bitti ve ben artık bu çöplerle yaşamak istemiyorum. O yüzden bence bir bitenler videosunu hak etti bu kadar ürün. Normalde biten ürünlerimi vlogların içinde gösterirdim ama sanırım bu kadar ürünü bir vlogda gösterseydim vlog zaten bitenler vlogu olurdu. O yüzden bence hemen videoya geçelim ve ben size neleri bitirmişim, neleri sevmişim, neleri sevmemişim anlatmaya başlayayım. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Tabii ki de like tuşuna basmanız da benim için çok kıymetli. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar karışık karışık, yani elime ne gelirse daldıracağım ve bu paketin içerisinden direkt alacağım. Öyle yorumlayacağım. Hemen elimi ilk ürüne atıyorum. Ve şöyle yapalım. Ürünlerin sonunda ben tekrar alırım ya da tekrar almam diyeyim. Tekrar alırım demek alacağım kesin anlamında değil. Yani gerçekten beğendiysem tekrar alırıma layık görüyorum. Beğenmediysem de bir daha kesinlikle almam diyorum. İlk elime gelen ve bitirdiğim ürün arkadaşlar Jumison markasının bu EHA'li, gerçekten çok nazik olan asitli toniği. Bu benim asitli toniğe ilk başladığım ürün bu arada. Daha hiç asitleri kullanmamıştım. Cildimi alıştırmak için ilk bu ürünle başladım. Çok nazik bir EHA toniği arkadaşlar. %5 oranında. Bu düşük bir oran. İçerisinde glikolik asit var, laktik asit var. Cildinizin gerçekten çok güzel ölülerinden arınmasını sağlıyor. Kimyasal asit rutininizde yapabilirsiniz. Haftada en fazla 2. 2'yi kesinlikle geçmeyin. Eğer asitlere yeni başlıyorsanız ve hangi ürünü kullanacağınızı bilemiyorsanız kesinlikle bunu size tavsiye ederim arkadaşlar. Cildinizi asitlere alıştırmak için oldukça düşük oranda ve gerçekten çok nazik, güzel bir asit. Eğer cildiniz alışıksa fakat ne bileyim hassastır cildiniz, yüksek oranlar kullanamıyorsunuzdur, yine kullanabilirsiniz. Ben çok memnun kalarak bitirdim. Çok da sevdiğim bir ürün, yani tekrar satın alırım. Kendimi de buradan böyle tombalanan bir şey seçiyormuşum gibi hissettim. Hemen diğer ürüne geçiyorum. Holika, Holika'nın arkadaşlar bu aloe vera jeli. Benim elimde her zaman bir tane aloe vera jeli bulunuyor. Şu şekilde kullanıyorum. Ben bazen cildim inanılmaz derecede böyle alerji gibi garip, böyle kızarıyor, kaşınıyor falan. Çok nadir olur bu arada o kadar artık o duruma gelmiş olması. Ama öyle durumlarda hemen yatıştırsın, sakinleştirsin diye bir aloe vera jeli kullanırım. Bir de ben yüzümdeki tüyleri alıyorum. Şuradaki tüyleri falan ağdayla alıyorum. Ve ağda sonrası şu kaşımın şuralarını da alıyorum mesela. Buralar çok kızarıyor. Ağda sonrası da direkt bunu kullanıyorum. Yani birazcık daha böyle cildi sakinleştirmek, yatıştırmak istediğim zamanlarda elimin gittiği bir ürün. Oldukça da memnunum. Bu ürün bu arada tam olarak bitmedi. Şu kadar falan var içerisinde. Biraz dağılmış bir şekilde görünüyor ama bazı ürünlerim arkadaşlar bu üründe olduğu gibi dibinde çok az var. Ama bir sonraki bitenler videomu kim bilir kaç yıl sonra çekerim diye düşündüğüm için bu videoya dahil edeceğim. Yani içinde 3-5 kullanımlık kalmış ürünler de olacak bu videoda. O yüzden bu da onlardan bir tanesi. Çok severek, çok memnun kalarak kullandım. Tekrar alırım. Bir tane marka var, Aromatica. Onun aloe vera jelini çok merak ediyorum. Ya onu alırım ya da bunu tekrar satın alırım. Gayet güzel bir aloe vera jeliydi. Hemen şu serumla devam ediyorum arkadaşlar. Sun by Me markasının niacinamid serumu. Bunun içerisinde arkadaşlar %5 niacinamid var ve kullandığım en iyi niacinamid serumuydu. O kadar beğendim ki ben gerçekten çok markanın niacinamid serumlarını kullandım ama kullandıklarım genelde %10'du. Anlaşamadım. Bilmiyorum. Tuhaf bir şekilde niacinamid serumuyla anlaşamıyorum. Aslında niacinamid içeriğiyle değil de bazı markalarla ve genelde %10'luklarla anlaşamıyorum. Bunda %5 oranında kullanılmış ve gerçekten çok severek, çok beğenerek kullandım. Size de zaten şöyle söylemek istiyorum. Bazen oranlar arttıkça sanki daha fazla etki eder. Bu bana daha iyi gelir diye düşünmeyin. Mesela C vitamini serumu. %5'lik de var, 8'lik de var, 10'luk da var, 20'lik de var işte. Ben gideyim 20'lik alayım, 20'lik en iyisidir, cildime iyi gelir diye sakın düşünmeyin. Bakın benim cildim asitlere alışık. C vitaminine falan alışık. Retinal kullanıyorum, ona alışık. Ona rağmen niacinamidi %10 oranında kullandığımda cildim böyle bir hassaslaşıyor. Özellikle direkt sivilce yapıyor zaten cildimde. Ama %5'lik yapmıyor mesela. %5'lik çok iyi geliyor. Mesela %5'lik kullandığım zamanlar, yani bunu kullandığım zamanlarda cildime çok iyi geliyordu. Cildim inanılmaz, sabah rutinimde kullanıyordum ben bunu ve bunu sürdükten sonra cildim böyle cam gibi parlıyordu. İnanılmaz aydınlık oluyordu. Ve bu ürünü rutinime
dahil ettiğim zaman birkaç sivilce lekem vardı ve kesinlikle sivilce lekelerimde açılma gözlemledim. Ama oranı biraz yükselttiğimde bırakın yüzüme iyi etki etmesini, yüzümde sivilceye sebep oluyordu. O yüzden yüksek oranlı niyasinamitlerden genelde hep kaçıyorum. Bu ürünü çok beğendim. Başka %5'lik niyasinamit serumu var mı onu da bilmiyorum ama ben sanırım niyasinamit serumu alacaksam eğer, şu an rutinimde yok, kullanmıyorum ama alacaksam eğer kesinlikle tekrar bu ürünü alırım. Eğer siz de benim gibi hassassanız, niyasinamide alışkın değilseniz ya da yüksek oranlarla anlaşamıyorsanız kesinlikle bence bu ürüne bakmalısınız. Hemen şöyle bitirdiğim ama dibinde bu akşamı da görecek, hatta bilmiyorum belki yarın sabah da görebilir, bir maksimum iki kullanımlık daha ürünün kaldığı bu toniğe. Bu tonikten çok memnun kaldım arkadaşlar. Yine Jumiso markasının Waterful Hyaluronic Toniği. Hyaluronik asitli bir nemlendirici tonik arkadaşlar. İçerisinde 7 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Kıvamını buradan görebiliyor musunuz tam olarak? Biraz böyle essence yoğunluğunda bir yapısı var. Yani tonik deyince akla birazcık daha su gibi ürünler gelir. Ama bu öyle su gibi bir ürün değil. Birazcık daha böyle katı formda. Ve ben cilt bakım rutinime başlamadan önce sabah akşam olmak üzere bu ürünü kullanıyorum hep. İnanılmaz memnun kaldığım bir ürün. Elime döküyorum arkadaşlar. Direkt böyle bütün yüzüme hem çok güzel nemlendiriyor hem de ondan sonraki adımlara cildimi çok güzel hazırlıyor oluyor. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üstelik boyutunu da görüyorsunuz zaten. Kocaman 250 ml. Evet. 250 ml olduğu için de gerçekten kolay kolay bitmiyor. Ben dediğim gibi sabah akşam olmak üzere kullanıyorum. Çünkü hyaluronik asit bütün içeriklerle anlaşan bir içerik olduğu için. O yüzden her rutinde kullanabilirsiniz. Yani nemlendirici tonik olarak ilk aşamada. Ben de sabah akşam kullanıyor olmama rağmen yaklaşık 6-7 aydır kullanıyorum diye tahmin ediyorum bunu. Hatta bazen duştan çıktığımda falan cildim böyle ekstra kuru, ekstra gerginse eğer baya böyle 2 kere, yani önce bir kere yapıyorum sonra bir kez daha yapıyorum bol bol nemlensin diye. Ona rağmen 6-7 ayda falan anca bitti. Bakın görüyorsunuz, çok çok beğendiğim bir ürün. Kesinlikle tekrar alırım. Geliyorum Ordinary'nin bu meşhur kırmızı peelingine. Biliyorsunuz kırmızı peelingler deyince akla ilk bu ürün geliyordu. Çünkü bu kırmızı peelingleri ilklerindendir herhalde bu ürün, değil mi? Açamıyorum bu arada, size gösterecektim ama. Bu ürünü ben tarihi geçtiği için atıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz içinde bayağı var. Bu hayret verici bir şey benim için ama ben Ordinary'nin hiçbir ürününü neredeyse beğenmiyorum. Bu ürün için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bu ürünü seviyorum aslında. Sadece maalesef tarihi geçiyor ve içerisinde hala çok miktarlı ürün varken atmak zorunda kalıyorum. Çünkü oranı çok yüksek. %30 EHA, %2 BHA içeriyor. Ve ben bu ürünü yani ayda bir falan yapıyorum. Hatta bazen 1,5 ayda bir yapıyorum. Benim cilt tipim bu arada çok kuru, hassas ve akneye meyilli bir kuru cilt. Biraz sıkıntılı bir cilt. Ama asit rutinlerimde de dediğim gibi ayda bir falan bunu kullanmayı seviyorum. Çünkü gerçekten güzel bir etki yaratıyor. Hiç unutmuyorum, şu göz altımda milya tarzı bir şey vardı benim. Ve gerçekten çok uzun zamandır vardı. Bunu daha hiç kullanmamıştım bu arada. Hiç satın almamıştım Ordinary'nin hiçbir ürününü. Ve çok uzun zaman boyunca gözümün şu altında şurada o milya tarzı bir şey. Yani ya milyaydı ya da bilmiyorum, ona benzer bir şeydi. Bayağı belli oluyordu. Makyaj falan yapıyordum ama hani çıkıktı bayağı, büyük. Büyüktü. Bu ürünü satın aldım ama onun için almadım. Genel cilt bakımı için bu ürünü aldım ve düzenli olarak ilk aldığım zaman 2 ya da 3 haftada bir kullanıyordum. Ve bir gün aset rutinimde bunu yaptıktan sonra yüzümü yıkarken böyle pıt diye elime bir şey geldi ve o çıktı arkadaşlar. Çıktı ama hani böyle koparak falan değil. Belki de beyaz noktaydı. Yani çok güzel temizledi onu, böyle birden attı. Gerçekten o yüzden çok etkili bulduğum, çok sevdiğim bir ürün ama kesinlikle çok da dikkatli kullanılması gereken bir ürün. Ben yedekledim arkadaşlar. Şu an bende yenisi var. Çünkü elimin altında böyle bir ürünün de olmasını istiyorum gerçekten. Bazen asit rutinimde çok nazik asitlerle temizliyorum cildimi ama bazen cildimin böyle daha iyi olduğunu düşündüğüm zamanlarda da bunun gibi böyle kuvvetli ürünlere ihtiyaç duymuyor da değilim. O yüzden bunu seviyorum. Tekrar alırım. Hatta aldım. Bir diğer ürün de arkadaşlar Cosrx'in bu toniği. Bu tonik de bu arada biten diyorum ama hani bakın görüyorsunuz şu kadar bir şey kalmış içinde ama bu bittiğinde ben bir daha bitenler videosu çekmem. O yüzden dahil etmek istedim. Zaten çok çok az bir miktar kalmış. Bu tonikle ilgili ne söyleyeceğim bilmiyorum. Çünkü ben bu tonikten etki aldım mı almadım mı onu da bilmiyorum. Bu toniği ilk aldığımda birazcık düzensiz kullanımıma denk geldi açıkçası. Çünkü asitler var toniğin içerisinde ama günlük kullanıma uygun bir tonik olduğu söyleniliyordu. Ben de günlük rutinime dahil ettim. Bunu aldığım dönemde gerçekten sivilcelerim vardı. Kullandığım ürünlerden bir tanesi sivilce yapmıştı cildimde ve bu toniği aldım sırf bu nedenle. Günlük kullandım ama bence günlük kullanıma uygun değil. En azından benim gibi kuru ve
hassas cildiniz varsa. Çünkü gerçekten 4 gün üst üste kullandığımda 5. gün artık yüzümün yanmaya başladığını hissetmiştim. Ondan sonra uzun bir ara verdim. Onun dışında da ne zaman böyle yüzümde sivilce çıkacak gibi olsa ya da sivilce çıksa hep tonik olarak bunu kullanıyorum. Ama açıkçası yani cildimde böyle radikal bir şey yaptı mı yapmadı mı hiçbir fikrim yok. O yüzden benim için aslında birazcık daha böyle ne olduğunu bilmediğim bir tonik olarak geldi geçti. O yüzden bitireceğim. Bu kısmını da kullanacağım ama bir daha alacağım bir ürün değil kendisi. Hemen buradaki kutumuza bakalım. Karıştıralım, bir şey alalım. Evet, bakın niacinamide'den konu açılmışken hemen bir diğer biten ürünüm. Bu da Tian markasının. Türkiye'de var mı bu? Bilmiyorum. Bu arada bu ürünlerin bütün hepsini bulabilirsem eğer isimleri, linkleri hepsi açıklama kutusunda olacak. O açıklama kutusunu böyle genişleterek ürünlerin hepsine oradan ulaşabilirsiniz. Bunun içerisinde %10 niacinamid, %2 arbutin var. Bu serum bu arada bana markanın gönderisiydi ve bu ürünü ilk gördüğümde gerçekten dedim ki muazzam. %10 niacinamid var, %2 arbutin var. O dönem sivilcelerimin yeni yeni geçtiği ve yüzümde izlerin, lekelerin kaldığı dönem niacinamid ve arbutin lekelere müthiş iyi gelen iki içerik ve ikisi bir arada. Dedim ki muazzam olmalı herhalde bu. Ama bir o kadar hiç beğenmedim ve gerçekten bitsin diye arkadaşlar böyle boynuma, şuralarıma, kollarıma falan sürdüm. Bu arada bir tane serumdan da mucizeler beklememek lazım. Bunu kesinlikle söylemiyorum ama yani şuralara kadar geldiğimde bari bana şu kadarcık olsun bir fark gösterseydin. Ne bileyim sivilcelerimin lekesinde böyle küçük bir açılma olur. Yüzümde bir parlaklık olur. Hani arbutin var, niacinamid var ya hani parlaklık bir şey bekliyorsunuz yüzünüzde. Yok arkadaşlar, hiçbir şey yoktu gerçekten ve ben bu ürünü çok düzenli kullandım. Hiç memnun kalmadım. Benim için gerçekten hayal kırıklığı oldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bunda %10 niacinamid var. Bakın şu az önce gösterdiğim bu üründe ise %5 niacinamid var. Bunu sürdüğümde yüzüm ışıl ışıl parlardı. Sivilce lekelerimin birkaçında çok ciddi açılma gözlemlemiştim bununla. Oranı %5 sadece. Bunda %10 var ama şu %5'te gördüğümün 3'te 1'i kadar etki göremedim bu üründe. Kesinlikle bir daha alacağım bir ürün değil. Bir diğeri de arkadaşlar hemen temizleyiciye geçtik. Söylemiştim elime atıyorum. Elime gelenle devam ediyorum. Dr. Soracle'ın bu yağ bazlı temizleyicisi. Bundan çok memnun kaldım. Hemen söylüyorum. Tekrar alırım. Yapısı böyle çok katı değil. Hafif sıvımsı. Bu nedenle de arkadaşlar çok az bir miktarı yüzünüze yetiyor. Yani bundan 1,5 pompa kadar bir ürün elime aldığında bütün yüzümü çıkarabiliyorum. O açıdan sevdim. Göz makyajını özellikle de rimeli çok çok iyi çıkarmıyor ama bu üründen kaynaklı bir durum değil. Kullandığım ne balm formunda olanlar arkadaşlar ne de bunun gibi böyle sıvı formda olan yağ bazlı temizleyicilerin neredeyse hiçbiri zaten göz makyajımı çok iyi çıkarmıyor. Waterproof bir maskara sürmemiş olmama rağmen göz makyajında arkadaşlar böyle yağ bazlı temizleyiciler birazcık zorlanıyor. O yüzden ben şöyle yapıyorum. Bir micellar suyla önce gözümü böyle pamuklu çok çok hafif çıkarıyorum. Maksat rimeli birazcık çıkarmak olsun. Ondan sonra yağ bazlı temizleyicimi, sonra su bazlı temizleyicimi kullanıyorum. Çünkü gerçekten farklı markaların ürünlerini de kullandım. Rimel kısmında birazcık takılıyorlar. Onun dışında da çok uzun süre idare etti. Pompası çok çok hafif akıyor ama bu tarz ambalajlarda oluyor. Birazdan size bir ürün göstereceğim. O asıl gerçekten ambalaj olarak rezalet neredeyse. Ama bunda gerçekten böyle hani sıktıktan sonra çok hafif sızıyor şuralardan. Yani akıyor bile denemez. Sivilce falan hiçbir şey yapmadı bende ki benim için bir yağ bazlı temizleyicinin en önemli noktası bende sivilce yapmaması. Çünkü sivilceye eğilimli bir cildim var. O yüzden ben bu ürünü kesinlikle tekrar alırım. Oldukça memnun kaldım. Bayağı da gidiyor bu arada arkadaşlar. Her akşam kullanıyor olmama rağmen 5-6 ayda falan bitirdim bunda. Evet, yağ bazlı temizleyiciyle devam edeceğim ama bakın nereden alacağım yağ bazlı temizleyicimi. Çünkü arkadaşlar bu ürün çok kötü. Çok meşhur. Muhtemelen şu anda bu videodaysanız eğer izliyorsanız, cilt bakımına meraklıysanız bu markayı mutlaka görmüşsünüzdür. Ionic markası. Markanın başka ürünlerini de kullanıyorum. Propolis serumunu kullanıyorum. Bayılarak kullanıyorum. Çok memnunum. Başka ürünleri de var elimde. Hepsinden çok memnunum. Ama bu üründen memnun değilim. Çünkü ambalajı akıyor arkadaşlar. Ambalajı bozuk. Komple bozuk. Bakın böyle peçeteyle tutuyorum. Her akşam ben bunun altına pamuklar, peçeteler koyuyorum ama inanılmaz bir kullanımda ürünün yarısı dışarıda. Yüzü güzel temizliyor ama göz makyajına yine bu da takılıyor. Rimeli falan gerçekten çok zor çıkarıyor. Kıvamıysa bu Dr. Soracle'ın temizleyicisine göre çok daha katı. Yani bundan 1-1,5 pompa almam yetiyorken bundan arkadaşlar 3 pompa falan almam gerekiyor. O yüzden bu Ionic çok daha kısa sürede bitiyor buna göre. Bunu 7 ayda falan kullandıysam bunu 3 ayda falan
falan kullandım. Çünkü hem çok fazla pompa elime almam gerekiyor buna göre. Hem de 1-2 pompa da akıyor. Ambalaj bozuk. Acaba dedim benimkinin ambalajında mı bir sıkıntı var? Bütün yorumları okudum. Neredeyse çok fazla kişi benim gibi ambalajın kusurlu olduğunu yazmış. Hatta hani artık Ionic, yani ürünün güzelliği seviyoruz falan ama ambalajını lütfen değiştir falan diye. Türkçe olarak da yabancı olarak da bir sürü yorum okudum. Yani ambalaj olarak benim ambalajımda bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Ambalajı yüzünden ben bunu kesinlikle bir daha almam. Kesinlikle. Bu ürünü alana kadar gerçekten kullanacağım, alacağım. Çok fazla sevdiğim güzel yağ bazlı temizleyiciler var. Öyle alacağım bir ürün değil. Hemen bunu da şuraya koyalım, kaldıralım. Direkt atalım. Maske kutusuyla devam ediyorum. Bu arkadaşlar Toredin markasının. Toredin markası Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Bakacağım. Ama yoksa da Türkiye'de Kore ürünleri satan markaları biliyorum. Ve onlar arkadaşlar çok sık ürünlerini geliştiriyorlar, değiştiriyorlar sanırım. Yeni yeni markalar ekliyorlar. Toredin markasının gerçekten çok güzel içerikleri var. O yüzden eğer gelmediyse bile mutlaka bir gün Türkiye'ye de gelecektir herhalde. O yüzden var mı yok mu bilmediğim için çok hızlı geçeceğim. Şu şekilde yaprak maskeler arkadaşlar. Kutunun içerisinde 10 tane vardı. En son yaptığımı sizin için atmadım. Bu şekilde 10 tane yaprak maske vardı içerisinde. Ben yaprak maskeleri çok seviyorum. Özellikle de bunun gibi böyle nemlendirici olanları tercih ediyorum yaprak maskede. Yani bir asitli maske tercih etmiyorum. Asit rutinimde yaprak maskeden almıyorum o asidi mesela. Tonik falan kullanıyorum. Yaprak maske benim için kesinlikle direkt nem. Haftada bir, maksimum iki kere kullanıyorum arkadaşlar yaprak maskeyi. Bir tanesini duştan çıktığım güne denk getirmeye çalışıyorum özellikle. Çünkü duştan sonra cildim birazcık daha kuruyor. Diğerini de rutinimde onarım yaptığım günde kullanıyorum. Oldukça memnunum. İçerisinde bunun 5 farklıydı sanırım moleküler boyutta. Hyaluronik asit var. Sevdiğim güzel bir yaprak maskeydi. Gelelim bir güneş kremine. Garnier'in güneş kremi arkadaşlar. Bu güneş kremi bitmedi ama içerisinde çok az var. Yani şu kadar falan kalmıştır diye tahmin ediyorum ama bunun tarihi bitti. Hatta bitti. Bayağı oluyor. Bir daha alacağım bir ürün değil bu arada. Hiç memnun kalmadım. Ama sivilcelenme falan da yapmadığı için şuraya kadar kullandım neticede. Neden beğenmedim derseniz eğer yapısı çok kötü. İnanılmaz yağlı bir güneş kremi. Yani yüzünüze gerçekten bir ya avucumuza güneş kremi döküyoruz ya. Sanki güneş kremi değil zeytinyağı dökmüşüz gibi. %1 zeytinyağı varmış gibi. Ben kuru ciltli biriyim bir de. Ben bile bu kadar gerçekten kıvamından, yapısından nefret ettiysem karma, hele hele yağlı ciltleri düşünemiyorum bile. Ürün ciltte ayrıca kalıyor mesela. Bunu sürüyorum 6 saat sonra yanlışlıkla böyle parmağımla şurayı ellemeyeyim arkadaşlar. Burası yağ içinde. Yani o kadar kötü. Yüzünüz parlıyor. Çok kötü bir şekilde parlıyor. Ayrıca kıyafetleriniz falan çok berbat oluyor. Bilmiyorum onu diğer güneş kremleri de yapıyor olabilir ayrıca ama. Neyse bayağı yapısı falan çok kötü. Onun dışında ben İngiltere'de yaşıyorum. Denize gitme deneyimim maalesef olmadı bu yaz. Ama denize gidenlerin, denizde plajda kullananların yorumlarını da okudum. Sanırım ayrıca akma yapıyor bu ürün. Ben de onu şöyle aslında teyit ettim birazcık. Normalde dişimi ben güneş kremi veya makyaja falan başlamadan önce fırçalıyorum. Bunu kullandıktan sonra dişimi fırçalamam gerekti bir gün ve ağzımı yıkadığımda şuralarından falan beyaz beyaz akmaya başlamıştı güneş kremi. Oradan anladım yani evet denizde akıyor diyenler bence doğru söylüyor. Çünkü akıyordu yani suyla temas edince. Ve böyle beyaz beyaz akıyor. Çok kötü. Plajda denizde de böyle bir görüntüyle karşılaşmak istemem şahsen. O yüzden plajda denizde de kullanılacak bir ürün olduğunu pek sanmıyorum. Ama onun dışında da siz diyorsanız ki eğer ben o yağlı gibi parlak gibi görüntüyü seviyorum. Aksın benim için hiç sorun da değil diyorsanız eğer alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bu arada beyazlık bırakmıyor yüzde. Yani ilk başta böyle sürdüğünüz zaman sanki beyaz kalacakmış gibi geliyor ama güzel yedirirseniz eğer kesinlikle hiçbir şekilde beyazlık bırakmıyor ama soyuluyor arkadaşlar. Böyle silgi gibi geliyor elinize. Gerçekten kötü olan çok fazla özelliği vardı. O yüzden memnun kaldığım bir ürün değil. Tarihi geçtiği için dolduğu için çok mutluyum artık. Ya alacağım bir ürün değil. Geliyoruz kullandığım C vitaminine. Medicate markasının bu C vitamini serumu. Bu direkt askorbik asit içeren bir C vitamini serumu. Bu ürün şöyle geliyor. Bakın ambalajı falan her şey çok güzel. Biliyorsunuz C vitamini açıldığı zaman, havayla temas ettiği zaman çabuk okside olmaya ve çabuk bozulmaya meyilli bir içerik. Marka şöyle bir ambalaj yapmış arkadaşlar. Serumlar 30 ml oluyor ya. 2 tane 15 ml yapmışlar. Bu 15 ml. Bunu bitirdim. Şimdi ben diğerini kullanıyorum. O da bitmek üzere. Çok az kaldı. İçerisinde bir tane damlalık var ve bu şekilde iki tane 15 ml'lik şişeyle geliyor. Çıkarıp direkt damlalığı buna takıp kullanıyorsunuz. Bence fikir olarak muhteşem, çok güzel. C vitamini gibi böyle çabuk
epoksidi olan bozulan ürünler için bence bütün markalar böyle yapmalı. 15 ml kullanıyorsunuz, diğer 15 ml henüz açılmadığı için, yani hava ile temas etmediği için hiçbir şekilde bozulma ihtimali bile olmuyor zaten. 15 ml bitirip direkt yenisini açıyorsunuz. Çok güzel değil mi? Ama ben ürüne hiç memnun kalmadım. Öncelikle Medicaid markası gerek kalitesinden ötürü, gerek piyasada olan varlığından ötürü, gerek fiyatlarından ötürü benim hep beklentiye kapıldığım bir marka. Çok güzel olan ürünleri var. Birazdan bir tanesini göstereceğim. Ama bu hiçbir şekilde öyle değildi. Benim için tamamen bir hayal kırıklığıydı. Öncelikle ben kendimi kabul ediyorum. Çok kuru, akneye meyilli, değişik bir cildim var. O yüzden ben maalesef ki C vitaminleriyle zaten çok anlaşamıyorum. Ama bu C vitamininde benim hoşlanmadığım şey kıvamıydı. Yapısı yağ gibi. Yine söylüyorum, kuru ciltliyim ama hoşuma gidecek bir yağ değil. Bir nemlendirme gibi bir şey değil yani. Ve sürdüğünüz yerde donan bir ürün. Yani elime 3-4 pompa alıyorum. Çünkü kullanım talimatında öyle yazıyor. Hafif dağıtıyorum şöyle. Yanağımı sürüyorum ya, donuyor kalıyor arkadaşlar. Şöyle yüzünüze yedirmenin neredeyse imkanı yok. Ve buradan alıp buraya falan götüreceğim ürünü, diyor ki 3-4 pompayı bütün yüzünüze ve boynunuza yedirin. Ürün kalmıyor ki bu. Buraya ilk koyduğum an ürün burada böyle donuyor kalıyor. O yüzden çok değişik, kötü bir yapısı vardı. Ayrıca gerçekten hiçbir etki alamadım. Yine söylüyorum, ilk şişede zaten harikalar yaratmasını kesinlikle beklemiyorum. Ama ben %5'lik C vitamini de kullandım. Gerçekten aynaya baktığımda etkisini, parlaklığını, o güzelliğini hissedebiliyordum yani. C vitamini de birazcık bunu yapmalı zaten değil mi? Yani kullandığınız anda o etkiyi biraz size göstermeli. Hiçbir etki görmüyorum. Kesinlikle yüzüm donuk, mat, cansız görünüyor bunu kullandığım zamanlarda. Yani bir C vitamininden bu etkiyi beklemiyorum. Aynı zamanda birkaç sivilce izim vardı. Gündüz rutinlerimde çok düzenli olarak kullanıyor olmama rağmen hiç, yani minicik bir açılma bile görmedim. Bilmiyorum, belki 2-3-4 şişe kullanırsam etkisini görebilirim ama bu yapıyla, bu kıvamla, bu şekilde kesinlikle bir daha satın alacağım bir ürün değil zaten. Yorumlarına baktım. Yorumlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Ya çok seven var ya da nefret eden var. Yani ortası yok. Ya muazzam diyor herkes ya iğrenç diyor. Yani ben o kadar kaba olmayayım ama çok memnun kalmadım ben de. O yüzden kesinlikle bir daha alacağım bir ürün değil. Elimde diğerinden dediğim gibi çok az kaldı ama ya böyle bol keseden falan sürmeye çalışıyorum bitsin diye. Hemen buradan gördüm. Medicaid deyince elime Medicaid'in çok da sevdiğim bir ürünü geçti. Medicaid'in kristal retinal biri arkadaşlar. Çok araştırma yaptım retinal retinol grubuyla ilgili. Yeni başlayacağım zaman çok daha düşük formda bir ürün, düşük oranda bir ürün kullanılması gerektiği yazıyordu. Ve tabii ki marka da önemliydi. Çünkü ilk kullandığınız zamanlarda cildiniz o alışım sürecindeyken çok fazla sivilce kusabiliyormuş, çok fazla böyle bir takım yan etkiler gösterebiliyormuş cilt. O yüzden ben biraz korktum ve gerçekten piyasada en güvenilir ürünlerden seçmeye çalıştım. Araştırmalarım sonucunda da genelde çoğu kişi bu ürünü tavsiye etmişti. Şöyle göstereyim. Işık parlıyor buradayken. Şöyle çok daha iyi görünüyor. Çok bilmiyorum şimdi, bilir kişiymiş gibi açıklamayayım retinali falan ama böyle değişik bir teknolojiyle yapılmış sanırım bu ürün. Ve retinal olduğu için de, retinol değil, retinal olduğu için de tabii bir tık daha hassas ciltlilere de sanırım daha uygunmuş. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bakın kullandım, bitirdim ürünü. Bir tane bile sivilce çıkarmadım. Yani retinal kullanıyor muyum, kullanmıyor muyum? Ruhum duymadı yani. Öyle söyleyeyim. Bazı insanların videolarını izledim. Retinal retinole başlarken kullandıkları ürünler yüzünden gerçekten yüzleri sivilce kusmuş. Bu arada bu da normal mi sanırım? Çok bilmiyorum. Mutlaka araştırın kullanmaya başlamadan önce. Ayrıca hamileler falan da kullanamıyormuş bu arada. Hemen bunun da dipnotunu vereyim. Aman diyeyim yani, ben kullanıp bitirdim ama siz böyle şeyleri kullanmadan önce kesinlikle araştırın. Onun dışında da ben bu üründe hiçbir problem yaşamadım. Eğer siz de başlamayı düşünüyorsanız ama çekiniyorsanız, işte hangi ürünü kullanayım, bir yan etki yaşamak istemiyorum, sivilce yaşamak istemiyorum falan diyorsanız kesinlikle arkadaşlar bu ürüne bakabilirsiniz. Bu arada bunun oranları var. Benim elimdeki kristal retinal 1. Retinal 3'ü var, 6'sı var, 10'u var. Ben şu anda retinol aldım. Aslında bunun direkt bir sonraki ürününe geçecektim. Yani kristal retinal 3'e geçecektim. Ama çok merak ettiğim, pahalı da olan bir marka gerçekten güzel bir indirime girmişti. Dayanamadım, onu satın aldım. Bilmiyorum, retinalden sonra retinol nasıl olacak ayrıca onu da bilmiyorum. Onu da göreceğiz bakalım, kullanınca sizi de haberdar ederim. Ama bunun kristal retinal 3'ünü de o bittikten sonra tekrar satın alabilirim yani. Geliyorum kullanıp bitirdiğim muazzam nemlendirici kremi. Doktor Sarakal'ın bu nemlendirici kremi arkadaşlar o kadar güzeldi ki ya. Gerçekten ben bu ürünü çok kısa sürede bitirdim ya. Çünkü sabah akşam elim başka bir nemlendirici kreme gitmedi. Böyle hafif altın sarımsı bir rengi vardı. Kıvamı çok güzeldi. Nemlendirmesi çok güzeldi. İçeriği zaten bunun harikaydı. Bence her cilt tipine uyar. Kuru ciltlilerin sevebileceği kadar yoğun ve yağlı krem formda bir üründe değildi. Yağlı ciltlilere
kadınlara göre olan böyle çok çok hafif jel formda bir ürün de değildi. Tam böyle ortasıydı onun. Gerçekten inanılmaz güzel bir kremdi. Ben bu ürünü tekrar alırım, hatta alacağım. Bir tane göz çevresi kremi. Bu birazcık büyük. Kaç ml'di? Bu 20 ml. Göz çevresi kremleri genelde 15 ml olur. Bu 20 ml arkadaşlar, Doktor Soraka'nın. Çok severek kullandım. Bu çok çok ağır bir göz çevresi kremi değil bu arada. Hatta biraz böyle jel kremlere daha çok benziyor. Hafif yapısı jel gibi yani. Çok uzun süre beni idare etti bu krem. Gerçekten aylarca kullandım arkadaşlar. Üstelik sabah akşam kullandım. Oldukça da memnundum. Tekrar satın alırım. Geliyoruz. Tekrar satın almayacağım ürüne. I'm From markasının Margaret maskesi arkadaşlar. Bu ürünle hiç anlaşamadım ben. Ama ben sanırım Margaret içeriğiyle anlaşamıyorum. Çünkü I'm From markasının Margaret ampulü var. Şöyle yeşil şişede, hemen şuraya fotoğrafını bırakayım. Bu ürün de bende vardı. Bu içeriğin cildi sakinleştirmede çok etkili olduğunu okumuştum, duymuştum, izlemiştim. Ben de o zamanlarda rutinime dahil ederim diye aldım. Hem onu hem bunu aynı anda aldım. Her ikisinden de hiç memnun kalmadım. Bence Margaret içeriğiyle ben anlaşamıyorum. Bu kanıya vardım. Çünkü ne zaman kullansam yüzüm yanıyor. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben bir ürüne anlaşamadığımda yüzüm yanıyor. Böyle tepki veriyor cildim. Gerçekten bu maskeyi sürüyorum ve süresi neyse, yani ne yapmam gerekiyorsa o kadar yapıyorum. 5 dakika diyorsa 5 dakika tutuyordum ve cayır cayır yanıyordu. Yani yıkadıktan sonra anlatamıyorum size. Hiç sakinleştirmiyordu cildimi. Aksine cildim alev alıyordu. Hemen akabinde aloe vera jeli falan sürmek zorunda kalıyordum. Niye hiç bilmiyorum. Böyle bir şeyle karşılaşanlarınız, yaşayanlarınız varsa lütfen yazabilir mi? Margaret içeriğiyle anlaşılamama gibi bir durumda var mı bu arada? Varsa bilmek isterim yani. Öyle hiç anlaşamadım. Kalacağım bir ürün değil. Şöyle araya hemen bir dudak ürünü sıkıştıralım. Nuxe markasının bu balmı. Şimdi hala var ama bitmiyor ki. Tarihi geçti. Çok çok oldu hatta tarihi geçeli. Bu ürün arkadaşlar cildinizi evet onarıyor. Yani cildiniz eğer kuruduysa, kanadıysa, koptuysa ertesi gün gerçekten güzel dudaklarla uyanırsınız. Ama gün içerisinde sürmeye çok uygun bulmuyorum ben bu ürünü. Çünkü dudakta bence çok ağırlık yapıyor. Ayrıca bal mumu gibi. Gerçekten bal mumu sürmüşsünüz gibi. Ve o dudağınızdayken pek bir şey yapamıyorsunuz. Yani gündüz sürdüğünüzde silmek istiyorsunuz hemen. Yapısı böyle. Çok da güzel bir yapısı yok. O yüzden ben bu ürünü sadece akşamları kullanıyordum. Bol miktarda dudağıma sürüp yatıyordum. Çünkü hissetmiyorum uykudayken yapısını falan. O yüzden akşamları kullanıyordum sadece. Ama tekrar alacağım bir ürün değil. Ben Laneige'in dudak maskesine o kadar hayrandım ki. Onu keşfettikten sonra yani bilmiyorum başka bu tarz ürün alır mıyım? Onu çok seviyorum, onu kullanıyorum. Yani bittikçe onu alıyorum sürekli. O yüzden tekrar alacağım bir ürün değil. Gelelim bir tane kil maskesine. Misha markasının. Gördüğünüz gibi aslında kullanmışım ama bitmedi. Bu da maalesef tarihi geçenlerden atılacak. Şöyle bir şey var ki ben çok kuru ciltliyim ve gözenek problemi yaşamıyorum ama elimde bir tane olsun, ihtiyacım olursa kullanırım diye bir adet kil maskesi almıştım. Fakat çok ihtiyaç duymuyorum. Yani 40 yılın başı ben bu ürünü yapıyordum. Haliyle de bitmiyor. Yani tarihi bitiyor, ürün bitmiyor. Maalesef öyle bir şey var. O yüzden bir daha almayacağım ama spesifik olarak bu ürüne ait bir şey değil tekrar almam yorumu. Direkt kil maskesi almıyorum. Zaten asit rutinim var haftada 2 kere. Onlar cildimi çok güzel temizliyor zaten. Onun dışında da maske yapacağım zamanlar ben bol nem veren maskeler, ürünler kullanıyorum. Yani maske rutinim benim birazcık daha neme ayrılmış durumda. Bu ürünle ilgili söyleyeceğim şey de gözenekleri güzel temizliyordu. Evet, sadece peppermint var içerisinde ve o naneli hissi ben açıkçası sevmedim. Çünkü çok hissediliyor ve gözlerim yanıyordu maskeyi bütün yüzüme sürdüğümde. Maske 5 ya da 10 dakika sanırım, hatırlamıyorum ama 5-10 dakika, evet gördüm şimdi, 5-10 dakika bekletin diyordu. 2-3. dakikada zaten gözlerim yaşarmaya başlıyordu nanenin o etkisinden, o mentolden. O yüzden o mentol de açıkçası çok hoşuma giden bir his değildi. Kil maskesi kullanmaya devam ediyor olsaydım da sırf o histen ötürü bu ürünü bence bir daha almazdım. Gelelim bir tam bir temizleyiciye. O da Doktor Soraka'nın bu temizleyicisi. Bundan da çok memnun kaldım. Çay ağacı içeren bir temizleyici bu. Özellikle de cildimin sivilceli olduğu zamanlarda gerçekten cildime çok iyi geliyordu. Nazik de bir temizleyiciydi. Köpüren bir temizleyiciydi bu arada. Tekrar alırım ama özellikle bu kış aylarında değil. Şöyle ki benim cildim, hep söylüyorum, çok kuru. Bir de kış ayındayız şimdi. Kuru olan cildim daha da kuruyor. O yüzden şu an kullandığım temizleyiciler arkadaşlar daha süt formda, köpürmeyen ve daha çok kuru ciltlere yönelik cildi nemlendiren temizleyiciler. Özellikle kışın bu tarz temizleyicileri kullanmayı daha çok seviyorum. Ama bu ürün de güzeldi. Tekrar satın alırım. Gelelim Tian markasının hyaluronik asit serumu. Niacinamide serumunun ne kadar beğenmediysem bunu da o kadar
beğendim arkadaşlar. Ben zaten hyaluronik asit serumlarını içiyorum neredeyse, yani içmiyorum. O derece çok kullanıyorum diyebilirim. Her ürünle anlaştığı için ben sabah akşam kullanıyorum. Bunun içerisinde de 6 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var. Gerçekten çok çok beğendiğim ürünler. Ben hyaluronik asit serumlarını nasıl kullanıyorum? Hemen kısaca onu da söyleyeyim. Hyaluronik asit serumları arkadaşlar kuru cilde sürülmez. Nemli cilde sürmeniz gerekiyor. Yüzünüzü yıkadıysanız eğer ya yüzünüzü ıslak bırakın ya da böyle havlu kağıtla çok çok hafif üstünden suyunu alın. Yani yüzünüze nem kalsın. Ya da yüz mistleri, termal sularla yüzünüzü böyle ıslatın. Yüzünüz ıslakken hyaluronik asit serumunuzu sürün. Olay budur. Böyle uygularsanız eğer tam verim alırsınız hyaluronik asit serumlarından ve bağımlısı olursunuz. Şunu göstereyim. Cosrx markasının akne patchleri. Bundan da çok memnun kalmadım açıkçası. Tekrar alacağım bir ürün değil. O yüzden bu konuda eğer sevdiğiniz marka varsa aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bana öneride bulunun. Bu benim ilk kullandığım akne patch'i. Başka markaları kullanmadım, denemedim, bilmiyorum. Ama ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde verim alamadım bundan. Henüz çıkmamış sivilceye de kullandım. Tamamen çıkmış yani. Ucu çıkmış sivilceye de kullandım. Orta sivilceye de kullandım. Her tip sivilceye kullandım arkadaşlar. Ve kuruyken kullanıyorum. Yani talimatlar neyi gösteriyorsa o şekilde uyguluyorum ama ertesi günü kaldırdığımda hiçbir şekilde işe yaramıyor. O yüzden tekrar alacağım bir ürün değil bu. Sizin gerçekten güçlü, etkili böyle bildiğiniz akne bantları, akne patchlerinden varsa bildiğiniz marka lütfen aşağı yorum yazın. Okuyor olacağım. Hemen bir tane makyaj ürünü göstereyim. Araya sıkışmış. Fark ettim de hep cilt bakımı, yani cilt bakıma bir taneleri olmuş bu sanırım. Çok sevdiğim kapatıcı arkadaşlar benim. Senelerdir bittikçe aldığım L'Oreal True Match. Size sadece şunu göstermek istiyorum. Bakın şöyle mi yapsam daha iyi netler? Böyle netledi sanırım. Nasıl bir bitirme şekli ya? Hayatınızda hiç böyle kapatıcı bitirdiniz mi? Ben bitirmemiştim. Hani bizim kızdığımız bir konudur ya, içinde hala var gibi gelir ama ucuna bir türlü gelmez. Arkadaşlar bu nasıl böyle bitti ya? Yemişim içmişim kapatıcıyı. Çok memnunum. Tek eleştirim var bu kapatıcıyla ilgili. Renk skalası çok dar. Ben vanilya roz rengini kullanıyorum. Cilt alt tonum benim soğuk, yani pembe. O yüzden içerisinde roz olanı bana çok daha iyi geliyor. Cilt alt tonumdan ötürü. Onun dışında da renk olarak 1 roz vanilya, 2 roz vanilya, 3 roz vanilya diye gidiyor. 1 bana çok açık oluyor. 2 de koyu oluyor. 1,5 lazım. Markanın mesela diğer tombul uçlu kapatıcısında çok fazla renk alternatifi var. Ben onu sevmiyorum çünkü o kuru ciltlere göre pek değil bence. O ürünü böyle gözünüzün altına koyduğunuz an donuyor direkt. O yüzden çok sevmiyorum ben öyle kapatıcıları. Bunun yapısı gerçekten çok güzel. Eğer cildiniz benim gibi kuruysa, göz altlarınız falan kuruysa çok severek kullanırsınız bunu. Yani bu ürünü sürün. 20 dakika ellemeyin. Donmaz orada. Rahatlıkla dağıtırsınız tekrar. Göz altlarınızı da böyle çok güzel, nemli, parlak parlak gösteriyor. O yüzden benim senelerdir bitirip aldığım ürün bu. Keşke renk seçeneği de birazcık daha çok olsaymış. Real Techniques makyaj süngerim. Çok sevdiğim bir ürün arkadaşlar benim. Senelerdir severek kullanıyorum. Araya başka makyaj süngerleri karıştırıyorum falan ama yok ya, yine en sevdiğim bu. En çok verimi bunlardan alıyorum. Hiç macera aramaya gerek duymuyorum. O yüzden bu ürün bittikçe, yani bozuldukça yapısı tekrar aynısını satın alıyorum. Bitti arkadaşlar. Bu arada belki sorarsınız diye bilmiyorum ama belki sorarsınız diyeceksinizdir ki bu ürünlerin içerisinde neden hiç saç ürünü yoktu? Çünkü arkadaşlar bir sonraki videomu bekleyin. Sizin için saçlarımı nasıl uzattığımla ilgili bir video çekeceğim. Bakın hemen size göstereyim. Şu saçlarımın önünü görmeniz lazım. Hemen şuraya fotoğraf bırakayım. Bakın saçım hep böyleydi. Kısa bir süre önce böyleydi. Şimdi nasıl? Yani en önleri bu kadar uzamış. Ben bile bazen inanamıyorum. O yüzden kullanıp bitirdiğim, hatta defalarca kez bitirdiğim ve aynısından defalarca kez satın aldığım şampuanlarım. Neyse çok fazla spoiler vermeyeyim. Yeni yeni ürünlerim var. Ama onlar yeni bir videoda. Saç videosunda. O yüzden de buraya dahil etmek istemedim. Onlar sürpriz. O videoyu bekleyin lütfen. Ve o videoyu beklerken de tabii ki kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da hemen abone ol butonunun yanında bir çan butonu var. Eğer ona basarsanız bildirimleri açarsınız. Yani ben yeni bir video attığımda, saçlarımı nasıl uzattığımla ilgili, neler kullanıyorumla ilgili yeni bir video paylaştığımda direkt bildirim size gelir ve siz de videoyu kaçırmamış, izlemiş olursunuz. O yüzden çan butona basmayı da unutmayın. Tabii ki abone olmayı ve videolarıma like atmayı da unutmayın. Bu videoyu beğendiniz mi? Umarım yararlı olmuştur size bu ürünler. Belki içerisinde almayı düşündüğünüz, almak istedikleriniz vardırsa yardımcı olabilmişimdir umarım. Videomu beğendiyseniz dediğim gibi desteklerinizi, yani beğen tuşuna basmanızı bekliyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Hoşçakalın.